Aspor ekranlarından tekrar merhaba değerli izleyenler. Sabah sporunda 3. ve son saat dilimiyle tekrar karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz var. Onur Özkan bizlerle birlikte. Hoş geldin Onur. Nasılsın? Hoş bulduk Demet. Sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi geçtiğimiz haftayı çok yoğun geçirdik. Bu hafta da cuma gününe kadar henüz bir karşılaşma oynanmayacak. Nasıl geçiyor hafta senin için? Maç çok ama gündem tabii ki çok yoğun. Her zamanki yani gibi. Aksiyonlu bir hafta sonu, ardından işte Fenerbahçe'nin maçı pazartesi günü yaşadık. Çok yoğun bir hafta oldu gerçekten de. Hikayesi çok bol bir haftaydı. O yüzden de halen onun etkileri devam ediyor aslında bizler için de. Ya baktı gündeme baktığımız zaman halen önümüzdeki haftayı biz konuşmamız gerekiyor şu anda ama halen geçtiğimiz haftanın izlerini taşıyoruz. Gündemde de bunu görüyoruz zaten. O yüzden de hani şu anda aslında normal şartlarda cumaya kadar böyle bir temponun düşmesi gerekiyordu ama öyle bir şey olmadı. Halen tempo yüksek bir şekilde sürüyor. En çok konuştuğumuz konuda tabii beklenmedik puan kayıpları oldu. Aynen. Özellikle zirvedeki iki takım için. Galatasaray'la başlayacağız bugün. Tabii bir iki puan kaybedildi. Bir de tabii bir Gomis krizi de var takım içerisinde. Seninle zaten pazartesi günü aslında bunu konuşmuştuk. Sen belki hatta pazartesi günü bir Efes'i bile gerçekleşebilir demiştin ama o konuda tatlıya bağlandı. O konuyla başlayalım istersen. Tamam tatlıya bağlandı ama sence yine kopukluk devam eder mi sezon sonuna kadar? Yani bir kere sürecin yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Şimdi maçın akşamında Galatasaray Karagümrük maçının akşamında hemen maç bittikten sonra zaten biz bu haberleri duyduk. Gomis'in restini duyduk. Ardından Okan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü ve kulübün en yetkili ismi, başkanı da resmen Gomis'in Galatasaray kulübüne rest çektiğini açıkladı. Şimdi eğer bu kadar kısa sürede Gomis'in affedilmesi gibi bir gündem söz konusuysa eğer, bunun hiç dillendirilmemesi gerekiyordu. Yani Galatasaray kulübü bunu kendi içinde çözebilirmiş demek ki. Ama eğer siz bunu medya önünde konuşmaya başlamışsanız ve bir futbolcu size resmen rest çektiği bunu açıklamışsanız eğer siz, bence bunun bu kadar kolay geri dönüşü olmamalıydı. Belki yönetim biraz şeyden çekilmiş olabilir. Hani zaten çok kısa bir süre kaldı şampiyonlar. Çok yakınız. Herhangi bir sorun olmasın, aile ortamı bozulmasın gibi düşünmüş olabilirler. Şimdi şöyle şununla değerlendiriliyor, şununla karşılaştırılıyor. İşte geçtiğimiz yıllarda işte bir Albert Riera, Felipe Melo kavgası yaşandı. Hemen çözüldü. Bir af çıktı. İşte geçtiğimiz yıl Marka Kerem Aktürkoğlu'nun bir olayı vardı. Gündeme oturmuştu. Galatasaray Kulübü kendi içinde çözdü deniyor. Ama ben bu olaylarla Gomis olayını birbirinden çok farklı olduğunu düşünüyorum. Mesela Melo Riera olayı ya da Marka Kerem olayının için hata ifadesini kullanabiliriz. Ne demek hata? Yani o anlık tamamen düşünmeden, tasarlanmadan bir anlık yapılan bir yanlıştan bahsedebiliriz burada. Ki yönetim de böyle düşündü ve doğru yönetildi bence o süreç. Ama burada bir hatadan bahsedemeyiz. Gomis burada planlı bir şekilde düşünerek hareket etti. Hatta iki kez bunu dile getirdi. Çok fazla düşünmeden o yazıyı paylaştım da dedi ayrıca. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi Gomis'in tamamen bu süreci düşünerek tasarladığını tahmin ediyorum. Çünkü yaşananlar bize bunu gösteriyor. Gomis Alanyaspor maçından hemen sonra Okan Hoca'ya bunu deklare ediyor. Hadi bunu şöyle yorumlayabiliriz. Maçtan sonra sıcağı sıcağına bir sinir anıyla böyle bir şey yapıldı diyebiliriz. Ama Okan Hoca Karagümrük maçının hemen öncesinde de Gomis'le görüşüyor. Diyor ki yani bu kararını tekrar gözden geçir, sana ihtiyacımız var işte diyor. Gomis hayır diyor, olmaz, bitti benim için diyor. Aradan kaç gün geçmiş bakın. Yani dolayısıyla Gomis bu süreci tasarladı kafasında. Düşündü. Günlerce düşündü. O yüzden de Galatasaray'a böylesine rest çekmiş bir oyuncunun bu kadar kolay bir şekilde affedilmesi benim içime sinmiyor açıkçası. Yani evet Gomis önemli bir oyuncu da olabilir Galatasaray için. Hatta önemsiz bir oyuncu da olabilir. Yani kulüpler böylesine kararları oyuncuların takım için ne kadar değerli olup olmadığını düşünmeden vermelidir bence. Yani bu hareketi Icardi de yapsa ben burada aynı şeyi söylerdim. Dolayısıyla Galatasaray'ın büyüklüğü her şeyin ötesinde. Her futbolcudan büyüktür Galatasaray. Her şahıstan büyüktür. Bir kere bu bir örnek teşkil etmiştir artık. Bundan sonra örnek veriyorum mesela. Yarın Mata'da çıkıp ben bu şartlarda Galatasaray'da oynamıyorum derse ne yapacak yönetim? Yine mi Mata'nın suyuna gidilmeye çalışılacak? Ya da futbolcular toplanacak, aman Mata'yı affedelim mi diyecekler? Yani bence Galatasaray Kulübü en baştan süreci yanlış yönetti. Ve bu iş medya önüne artık konuşulmaya başlandıktan sonra da bence bu işin geri dönüşün olmaması gerekiyordu. Okan Hoca bahsetmeseydi eğer bu konudan, sence bu konu büyür müydü? Maç önünde de şöyle bir kelime kullanmıştı.
işte oynamak isteyen oyuncuları oynatacağım bugün aynen. diye. Orada da zaten, sanki biraz belli etti zaten. Şimdi iddialar ortaya çıkmıştı evet. Ama önü bir şekilde kesilebilirdi. Denebilirdi ki hayır, evet Gomis'in ufak tefek bazı rahatsızlıkları oldu. Bunu konuştuk, aile içinde biz bunu halledebiliriz. Tarzında bir yaklaşım olsaydı bu iş bu kadar büyümezdi. Ama Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk öyle bir yola girdi ki artık o saatten sonra o yoldan geri dönüşün olmaması gerekiyordu. Evet. Ama Galatasaray yönetimi Okan Buruk böyle bir yol tercih etti. Okan Hoca çok yapıcı bir insan. Yani futbolcularına birden fazla adım atabiliyor. Karşıdan adım gelmemesine rağmen. Hı hı. Böyle bir tarzı var. Evet bugüne kadar bu tarz, bu yaklaşım ona kazandırdı. Takım içinde oyuncularla iletişimini güçlendirdi. Ama bu sürecin ben yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Bir kere şöyle söyleyeyim. Halen Gomis'ten bir açıklama yok. Evet. Eğer Gomis affedilmişse, özür dilemişse ki tüm her şey onu gösteriyor bize. En azından Gomis'ten yaşanan süreçle alakalı bir açıklama, yaşadığı üzüntüyle alakalı bir açıklama beklerdim ben. Halen yok. Artı bu saatten sonra hiçbir şekilde taraftarla Gomis'in ilişkisi eskisi gibi olmayacak. Yani taraftardan... En zor zamanda belki de takımını yalnız bıraktın. Kesinlikle bıraktım. En zor zamanda yalnız bırakıyorsunuz takımınızı. Ya dedim ya bu anlık bir sinirle yapılmış bir iş değil. Mesela şöyle bir şey olabilir. Gomis sağ kenarındadır, yedektir, oyunu almaz Okan Hoca. Sinirlenir, soyunma odasına gider. Bunu anlayabilirim. Anlık, o adrenalin çok yüksek olduğu bir dönemde yapılan bir harekettir derim, hata derim buna. Ama Gomis en başından beri haftalardır bunu düşünüyordu. Tasarladı, tasarladı, tasarladı ve sonunda bunu devreye soktu bu düşüncesini. Icardi'nin olmadığı haftaya denk gelmesi. Aynen. Dolayısıyla yani böyle bir süreçte Gomis'in yaptığı hareketi ben kabul edemiyorum şahsen. Ve yönetim de doğru olanı yapmalıydı ve Gomis'in sözleşmesini feshetmeliydi. Ya da bir kadro dışı kararı açıklanmalıydı. Ama böyle bir karar alındı. Tabii ki saygı duyuyorum ama önümüzdeki süreçte Galatasaray yönetiminin karşısında farklı örneklerle çıkabilir bu durum. Onun da yaşanma ihtimalini bence düşünmeliyiz. Peki Gomis olayı tatlıya bağlandı. Şimdi 2 puanlık bir kayıp var ama tabii o da Fenerbahçe'nin de 2 puan kaybetmesinin ardından. Bence o konuda da çok büyük bir sıkıntı yoktur artık diye düşünüyorum. Tartışmasız. Skorlar aynı ama bence iki takımın da aldığı sonuç bambaşka bence. Kesinlikle, evet. Maç sonunda çıkarılacak dersler manasında söylüyorum. Galatasaray bence bir geri dönüş aslında imza attı. Evet. 3-1'den 3-3'e gelmek bence bir başarıydı ama Fenerbahçe son dakikalarda belki de 3-2 maçı kazanırken 3-3'e getirdi. Galatasaray'ın bu aslında geri dönüşünün yansımalarını, oyunu, derbiye yansımalarını nasıl değerlendirirsin? Jesus dedi ya maçtan sonra hiçbir şey değişmedi aslında ama çok şey çok değişti. Çok şey değişti. Yani şöyle düşünelim, evet puan farkı halen aynı. Hı hı. Şöyle bir senaryo aklımıza getirelim. Galatasaray Karagümrük'ü yenmiş, Fenerbahçe İstanbulspor'u yenmiş. Biz şu an bunları mı konuşurduk? Daha farklı bir gündemimiz olurdu. Evet. Şunu derdik en azından. Evet puan farkı aynı ama psikolojik anlamda Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı baskısı artarak devam ediyor derdik. Şimdi Galatasaray'ın maçından sonraki Galatasaray'ın psikolojisini bir düşünelim. Karagümrük maçından sonra yaşananları, konuşulanları bir düşünelim. Gomis krizi de patlamış üstüne. Ve Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonrası Galatasaray'daki atmosferi bir düşünelim. Çok şey değişmiş durumda şu an. Kesinlikle. Evet. Puan tablosuna bakıyoruz. 6 puanlık fark var. Matematiksel anlamda değişen bir şey yok. Hı hı. Ama işin mental kısmında bence değişen çok fazla şey var. Galatasaray camiası bir panik yaptı gerçekten de. Bunu söylememiz gerekiyor. Karagümrük beraberliği sonrası. Evet oyun anlamında baktığımız zaman Galatasaray çok kötü bir görüntü vermedi belki Karagümrük maçında. Yani Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçındaki görüntüsü gibi değildi. Veya daha önceki haftalarda Fenerbahçe'nin oynadığı hep bir oyun vardı. Eleştiriyorduk bunu. Yetmez diyorduk bu oyun için. Evet. Ama Galatasaray puan kaybetse bile belirli bir oyun standartını hep koydu sahaya. Karagümrük maçı da böyleydi. Ancak tabii ki puan farkının 4'e inme ihtimali, Beşiktaş derbisi sonrası belki de 1'e inme ihtimali camiada orada bir rahatsızlık, huzursuzluk, bir endişe yarattı. Bu çok net. Kimse seninle bunu inkar edemez. Konuşmuştuk hani kalan maçları. Farklı bir senaryo da yazmıştık aslında. İstanbulspor'u Fenerbahçe yense, Sivasspor'u yense evet, evet. Bir puanla derbiye çıkmakla şu anki durum arasında çok büyük bir fark var. Yani bunu Galatasaraylı oyuncular düşünmüyor muydu? Tabii ki düşünüyordu. Mutlaka. Maçtan sonra düşünüyordu. Fenerbahçe yenerse 4'e düşer. Haftaya biz kaybedersek 1'e düşebilir. Ya bu akıllara gelir. İnsanlık hali bu yani. Dolayısıyla Galatasaray'ın o günkü psikolojisi çok farklıydı ama şu anki psikolojiye baktığımız zaman önümüzde net bir tablo var. Belki bugüne kadar şampiyonluk yarışı ile ilgili çok fazla ihtimaller üzerine duramadık. Önümüzde evet önümüzde maçlar olduğu için ama şu anda şunu net olarak ifade edebiliriz ki Galatasaray derbiden galibiyetle çıkarsa artık bu ligin şampiyonudur. Belki matematiksel anlamda işi bitirmez
Ama psikolojik anlamda bence işi bitirir. O yüzden